Selamun aleyküm. Aleyküm selam Turşu. Kolay gelsin. Ne yaparsın? Ya bu traktörün tozunu alıyorum ha böyle. Biraz kirlendi de. Ya zaten yağmur yağacakmış. Boş ver uğraşma onunla ya. Ya hoş. Gene daha böyle uğraşayım ola. Biliyorsun ben titiz adamım. Bilirim. Bilmez miyim ya? Hayırdır? Sende böyle bir sıkıntı var. Bir şey mi oldu? Ya canım sıkkın biraz ya. Akşam böyle bir tuhaf rüyalar gördüm. Böyle biraz canım sıkıldı benim. Onu kafaya takmışım. Halen daha onun etkisindeyim yani. Yok ya. Gel bakalım hele biraz oturalım ya. Tertleşelim biraz hadi yürü oturalım ya. Oturalım hadi gel. Bana bak. Ha. Fadime'ye de iyi mi böyle? Yemek memek yedin mi böyle? Yok, ayran. Ya ayran sonra içer yok da yemek yemişim yani karnım tok. He mi? Ha. He istersen çayda temle duruyorum ha. Ya boş ver bir ayran içer yok yeter ya. Öyle mi? İyi o zaman tamam. Ula. Hayırdır böyle moralim bozuk bir anlat bakayım yani senin bir sıkıntın var belli zaten. Yahu sıkıntı dediğim işte rüyada ya kardeşim ya. Ya rüyanın içinde sen olmasan çok da öyle kafama takmayacağım. Ben öyle rüyalara müyalara çok aldırış eden bir adam değilim. Ama işin içinde sen olduğun için canım çok darlandı. Ben miyim rüyanın içine? He seni gördüm da. Ne dersin la bir anlat bakayım hayırlara geçiyor. Ya gece zaten böyle biraz geç saatlerde yattım. Rüya bu ya. He. Gece saat 2 miydi, 3 müydü kapı vurdu benim. Kimi diyorlar? Kapıyı açıp bakarım kim? Senin karı. Ne dersin ula? Benim karının senin kapıda ne işi var? Ula rüyadı bu da rüya değilim ya sen. Rüyada? He. Fadime hayırdır dedim bu. Ne desin bari? Dedi Tursun abi dedi temeli kaybettik temel eldi. Ne dersin? Sanki böyle kafamdan aşağı kaynar sular döküldü. Ulan köyde en yakın arkadaşım sensin. Senden başka dostum yok. Dünyam yıkıldı ya. Herhalde. Ulan koştum geldim senin eve. Kuzinanın yanına seni ha böyle uzatmışlar. Ha böyle baktım yüzüne. Ulan hiç bu kadar güzel bir cenaze olur mu? E biliyorsun köyün en yakışıklı adamı benim. He neyse iş başa geldi. Sabah oldu indim çarşıya. Tam 7 metre kefen aldım sağ. Yetti mi? Yetmez olur mu? 2 metre de arttı. Dedim karıya etekluk bir şeyler yapar sonunda. Neyse kardeşim seni sarduk, sarmaladık böyle paket ettik. Doğru camiye. Ama camiden içeri girmek mümkün değil. Bu kadar kalabalık olur mu ya? Biliyorsun köylü beni çok sever. Yahu insanın bu kadar da mı seveni olur? Herhalde ya. Neyse namazını kıldık, gömdük seni. Rüya bu ya. Ha. Aradan 2 ay mı geçti, 3 ay mı geçti? Evde oturuyorum. Ahırda sığır bağırdı. Allah Allah. Yani benim sığırla mığırlam da çok fazla işim olmaz. Karı dedi ki bana ya evde dedi boş boş oturuyorsun dedi. Ha bu dedi sığırı dedi kötür otlat. He. E ben de dedim canım da darlanayım. Aldım sığırın bağını elime. Öyle çamenin yanından aşağı geçerken. He. Senin o mezar da daha yeni ya. Kardeşim bir ot olmuş orada. Bir ot olmuş orada. Bildiğin gibi değil. Yok ya. Yahu sığır o otları gördü elimden çıkacak. Bıraksan hayvanı da gidiyor yaşadı. Bırakmasam ne olacak? Zaten sığırla beraber doğru senin mezara. Helali hoş olsun. Ne var ne yok yedi sildi süpürdü. Oh! Akşama doğru da öyle hayvanı aldım gene götürdüm ahıra kardeşim. O sırada hayvan pislemesin mi? Senin mezardan da yemişi diye. Ha böyle baktım dedim. Gidi Temel neydin şimdi ne oldu? Ne oldu? La baba. Heh. Aynı rüyayı da ben gördüm. Ne benim gördüğüm gibi mi? Aynı hiç değişmez. Yok ya. Tabii. Geceye dayarım. Saat 3 müydü, 4 müydü? Benim kalktım bir zili pili çalayım. Bir açarım kapıyı bakarım bir senin karı. Benim karı senin kapıya. He rüyada. He. La hayırdır dedim, ne oldu? Bir şey mi var yani? Niye çıldı? Bak Temel abi yetiş, Tursun eldi. Ne dersin dedim ya. Çalırım eve. O seni hani beni nasıl sobanın arkasına yatırmışlar ya. He. Seni de öyle sobanın arkasına yatırmışlar. Karnına da bir tane pıcak koydular. Ne koydular? Pıcak. O niye la?
Ula çanaze şişmesin diye korlar ya. He, hava sıcak olunca oluyor demek. Ha böyle baktım sadece. Sen de güzel adamsın ha. Ben de varım ya. Neyse. Aynı ben de öyle yendim. Çarşıya aldım sağa kefen. Sardık, sarmaladık seni, kırdık seni. Camiye senin de çanazen de çok kalabalık ya. Muhtar azalığı yapmışım yani. Tabii. Neyse kardeşim gömdük seni. He. Tabii. Geldik eve. Tevamı okuduk işte. Akşam hocalar geldi işte. Teva okudu, Kur'an okundu. Ben de öyle eve geçtim yani. Aradan bir hafta mı? Yalan olmasın, iki hafta mı? Rüya ya bu. He. Ulan benim ahırda sığır bağırmaya başladı. Ya ben koyayım, beni biliyorsun, tanırsın beni böyle sığırlarla, mığırlarla işim olmaz. Sığırı benim. Yakıştıramazsın eline. He. Ya Fadime de yalvarıyor bana ya. Deme la o sığırı al da bir odla dönün yani. Sen de bir defa götür de. Allah rızası için yani. Dedim tamam Fadime odla dayım onu. Yendim ahıra. Öyle çözdüm sığırı. İbi de bağladım boğazına. O dediğin gibi, aynı senin dediğin gibi. Çamenin oradan kezercan. O benim mezara biden ot var ya. Benim dizi sıfır. Niye? O senin mezara bir ot olmuş. Bir ot olmuş kardeşim. Bir adam boy. Sığırı tutamayarım. O sığır, o iple beraber beni de mezarın üstüne. Ulan bıraksan da bırak gitsin otlasın ya. Bıraktım, sildi, süpürdü, sanki perber gibi tıraş ettin. Yok ya, helali hoş olsun. Neyse rüya ya bu. Yadırdım sığırı ahıra bağladım kardeş. Senin mezardan da yedi ya. He. Ulan pislemesin mahalle. Ha böyle bir baktım ha. Ey ciddi dursun dedim. Hiç değişmemişsin. Ne dursun?